Herkese selamlar arkadaşlar. Gününüz mübarek olsun. Gördüğünüz gibi bugün çok güzel bir hafta sonu var. Evet. Demir almaya indik bahçemize. İmkanı olanlar lütfen demir alsın. Spor yapsın biraz da. Evde kaldık, şiştik bayağı, şiştik şişmeye. Allah beterinden saklasın. Bizim gezecek yerimiz var. Gezmek yeri olmayanlar da çok sıkıntılı. Çocuklarımız eve kapandı. Allah yardımcınız olsun. Mümkün olduğu kadar evde de, terasta, balkonda spor yapalım, neşeli olalım. Bugünler geçecek. Denize gideceğiz. Denize, deniz mevsimi geliyor biliyor musunuz? Evet, bizim torunlar da öyle bekliyorlar. Yaz gelecek, havalar düzelecek, bu hastalık ortalıktan kalkacak, denize gideceğiz. Çocuklarımıza hastalığı tabii söylemiyoruz. Onların ufak beyinleri, yani onların güvenleri kırılmasın, onlar hayata başka türlü bakıyorlar. Bakın bu limanlarımız yazın geldiğini gösteriyor. Çiçeklenmeye başladılar. Maşallah diyelim arkadaşlar. Ya bu kadar çiçekleniyor da sonra döküyor. Evet bu gördüğünüzde kivi fidanımız. Kivilerde de bu sene bayağı var. Kivi yetiştiren arkadaşlara buradan selamlar olsun. Kivi çok güzel bir meyve. Yani yetişmesi de kolay bence. Bunun bir budaması var. Bir de Kasım, Aralık ayında hayvan gübresi koyacaksın peşine. Yazında vereceksin suyu, tamam. Çiçeklerinin tamamını meyve yapar ama biz tamamını meyve yapmasak şöyle biraz seyrettik daha iri meyvemiz olur. Bakın daha güçlü olanlar daha güzel yaprak açıyor. Gücü olmayanlar biraz daha az yaprak açıyor. Biz bunları budamasında biraz şey yaptık, böyle biraz yüksek bıraktık falan. Çok ilgilenemiyoruz yaşlılıktan dolayı, bak bunun kırılmış destekleri falan. Hala destek yapacağız bir senedir. Destek yapma programı almışız. Bu da bunların tozlayıcısı. Tozlayıcı biraz uzak kaldı. Tozlayıcıya buradan şey aşladım. Meyve verenini aşladım buradan. Buradan yukarısı aşılı meyveli. Bir de şu ucunu aşladım. Burada meyveli. Bu taraf meyve veriyor. Diğerleri de tozlamak için çiçek açıyor. Burada bir güzel limanımız var. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir limon. Şöyle baktığımızda geçen sene güzel bir meyve verdi. Bu sene daha güzel verecek inşallah. Burada da yenisi yetişiyor tabii. Saksıyla yere gömüyoruz. Saksıyla yere gömersek onların su ihtiyacını oradan karşılıyor bir daha. Yani çocukların yanına falan gittik mi olduğu gibi meydanda kalıyor. Bu mandalina fidanımız arkadaşlar göründüğü gibi hep çiçek, 2 gün 3 gün sonra arılar burada bayrama başlayacaklar. Evet. Evet burada portakalımıza bakalım. Portakal. Portakallarımız da meyve veriyor. Bu sıkmalık portakal. Suyu çok bol olan bir portakal. Ama ben yine de bu yalnız kalmasın diye buraya bir tane yapa portakal açladım. Evet. Çift cinsiyetli olsun. Gelelim karadutumuza arkadaşlar. İşte karadut burada. Bakın bu hale geldi. Meyve veriyor. Bu karadut fidanlarımız mevcuttur. Karadut fidanımız
İsteyene gönderiyoruz. Böyle meyveli olarak gönderiyoruz. Bakın bunlar, bunları bırakırsak geçip gider. Bakın yukarıya doğru çıkan bu açmamış ağaçları görüyorsunuz. Bunları beyaz açladım buraya. Bakın beyaz buradan bir gitti. Artık tutulmaz. Herhalde bir gün o kalacak. Bunları keseceğiz, öyle görünüyor. Çünkü alıp gidiyor. Bunlar bozuk kaldı tamamen. Evet. İşte fidanlarımız burada böyle. Esas fidanlarımız terasta da. Bunlar da fidan yavaş yavaş çiğleşmeye başlıyorlar. Bir ay bunlardan göndermek istemedik. Bir ay bir korumaya alalım dedik. Bunlar ondan çok zarar gördüler. Yeni yeni kendilerine geliyorlar. Bu mandalinamızı gene biraz görelim. Şöyle bakın arkadaşlar, bugün sabahtan beri bunlar büyüdü. Yarın bunlar daha başka olacak bu çiçeklerden. Evet. Çiçek bayramı yapacağız inşallah. Sizin de bahçenizde böyle bir ağaç olabilir. Çok güzel kokarlar. Çok da meyve veriyorlar. Yani bir güzellik oluyor. Biz kişi yani yaprak dökmediği için ne bahçede bir yaprak sıkıntı oluyor, ne de kışın böyle ortalık yani kupkuru oluyor. Yemyeşil gene duruyor. Benim en çok hoşuma giden bunların kışın yeşil kalması. Saksıda erik ağacımız var arkadaşlar bakın. Ama bu sene bunlar yandı. Bakın bu sene böceklendi, yaprakları da hep yandı meyvelerle beraber. Çok çiçek vardı. Fena çiçek vardı. Yani terasta var eriklerimiz. Terastakiler çok güzel oldu. Olsaydı şimdi böyle olacak erikleri. Terasta güzel eriklerimiz var. Armuda, ikinci bir armut başladık. Bu armut da çok süper bir armuttur bakın arkadaşlar. Bu sakal çürütüyormuş. Sakal çürüttüğü için böyle. Evet. Vaziyet böyle. Arkadaşlar. Limon çiçeklerimiz yavaş yavaş geliyorlar. Herkese hayırlı mutlu günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yakın zamanda dışarılara çıkarız inşallah, birbirimizi dünya gözüyle görürüz. Şimdi böyle uzaktan görüyoruz ama bak, belediyemiz de dışarı çıkmayın diyor. Evet. Hayırlı mutlu günler diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.